Şimdi yeni nesillerimiz bunların birçoğunu bilmiyorlar. Öyle ki bir özel resim kursuna gideceksiniz. Devletle hiçbir alakası yok, bir kamu dairesi değil. Ama resim kursuna başörtünüzle gidemiyorsunuz. Bilgisayar öğrenme kursuna gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Biz o dönemde ehliyet almak isteyen başörtülü kadınların ehliyet imtihanına alınmadığını gördük. Biz o dönemde Medine Bircan gibi 70 küsur yaşındaki, kendi halindeki böbrek hastası bir kadının acil servise gidip başı örtülü resmi olan bir kimlik kartı olduğu için ölüme terk edildiğini ve öldüğünü gördük. Biz o günlerde, o yıllarda davalı olarak mahkemede ifade vermesi gereken bir kadının başı örtülü olduğu için hakim tarafından savunmasını veremediğini ve böylece mahkum olduğunu gördük. Biz yine aynı yıllarda İstanbul'daki dönemin valisi Erol Çakır'ın yaptığı zulümlerle kendilerine eğitim almak için, eğitim alabilmek adına okul kapılarına zincirleyen ve polisler çekmesin diye zincirli, ellerinde kelepçelerle ama okul kapısına kelepçeli kalmak isteyen İmam Hatipli kızları gördük. Ve yine aynı yönetimin, dönemin İstanbul Valiliğinin yaptığı zulümlerle başörtülü İmam Hatipli öğrencilerin servise doluşturulup Belgrad ormanlarının ortasında bırakılıp geri dönüldüğünü gördük.